ve Fenerbahçelilerin efsanesi büyük adam Aykut Kocaman camiasına seslendi. Herkesi birleştirecek mesajını verdi. Diğer yandan takımın duvarına İtalyanlar kancayı attı. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri, emeklerimizi ödüllendirmiş olursunuz ve Kocaman konuşmasında şampiyonluğun uzağında, 2008-2009'dan beri de Şampiyonlar Ligi'nin uzağında. Bugün üzerinden Mourinho'yu tartışmaya başlarsak yapabileceklerini de kısıtlarız. Bizim dışımızdaki bazı taraftarların onun yolunu kısaltması kadar doğal bir şey yok. Bu rekabetin bir parçasıdır. Ama özellikle Fenerbahçe taraftarının bunun bir süreç olduğunu ve çok yetkin bir antrenörle çalıştığını unutmamalı. Hatalar yapılacak tabii ki ama o hataları düzelte düzelte gidilecek. Hiç kimse hatasız değildir. Mourinho başladığı günden bugüne gelmedi. Bir sürü evreden geldi diyerek Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocasına sahip çıktı ve transfer dönemi bitmeden savunmasına takviye yapmak isteyen Atalanta, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi. Tuttu Atalanta'da yer alan habere göre İtalyan ekibi Sarı Lacivertlilerin başarılı duvarı Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde daha önce Udinese forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun Serie A tecrübesinin olmasının Atalanta'nın oyuncu için harekete geçmesini sağladığı belirtildi. Öte yandan cazip bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin oyuncuyu hemen bırakabileceği de yazıldı. Açıkçası İtalyanlar Fenerbahçe adına konuşmuş ama Mourinho ondan faydalanmak, Becao'nun gücünü kullanmak da istiyor. Ancak teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de transferini istediği oyuncu için Atalanta'nın temaslarını hızlandıracağı da vurgulandı. Bakalım Mourinho'nun istediği mi olacak yoksa Gasperini'nin mi?